Evet değerli arkadaşlar, yavaş yavaş dersimize başlıyorum ben. Bildiğiniz üzere 40 dakikalık bir süre sınırlaması var Zoom programında. Aşağı yukarı yarım saat sürecek ki dersimiz söz konusu olacak. Bazı katılan arkadaşlarımız var, diğer katılamayan arkadaşlarımız da daha sonra sisteme eklediğimizde dersimizi dinlerler. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sıcaklığın tağlarından Mısır'ın genel olarak kullanılan türleri, Mısır hakkında genel bilgilerle başlamıştık. Bu dersimizi de Mısır'ın iklim ve toprak istekleriyle alakalı olarak sizlere genel bilgiler ileteceğim. Bildiğim üzere Mısır bir sıcak iklim tağı. Yine geçen hafta söylediğimiz gibi C4 bitkisi. C4 bitkisi olduğu için su kullanım etkinliği oldukça yüksek. Su kullanım etkinliğinin yüksek olmasından dolayı da birim alan verimi özellikle serin iklim tahıllarına göre, yani buğdaya, arpaya ve diğer tahıllara göre çok daha yüksek miktarda. Ülkemiz için de bu durum söz konusu. Aşağı yukarı tane Mısır'dan yine hatırlayacağınız üzere 900 kilogram civarında bir Türkiye ortalamasına sahibiz verim anlamında. Mısır değerli arkadaşlar iklim toprak isteklerine geldiğinde bir sıcak iklim tahılı. Sıcak iklim tahılı olduğu için yine hepinizin bildiği üzere değerli arkadaşlar sıcak iklim tahıllarının bazı minimum ve optimum çimlenme sıcaklıkları söz konusuydu. Neydi? Minimum çimlenme sıcaklıkları 8 ila 12 dereceydi. Yani Mısır'ın çimlenebilmesi için en azından 8 ila 12 derecelik bir ısıya, yani sıcaklığa daha doğrusu ihtiyacı bulunmaktadır. Elbette bu minimum. Optimum sıcaklık ise 18 derece ve üzeridir. Öte yandan Mısır, Antarktika dışında hemen hemen dünyanın her yerinde 58. kuzey enlemleri ile 40. güney enlemleri arasında kalan alanlarda sıfırdan, yani deniz seviyesinden başlayıp 4000 metre yüksekliğe kadar değişen yerlerde gelişebilmektedir, yetiştirilebilmektedir. Tek yıllık bir bitkidir, kısa gün bitkisidir. Biraz önce söylediğimiz gibi sıcak iklim tahılıdır. Değerli arkadaşlar, bununla birlikte Mısır büyüme için ortalama 25 ila 30 derece arasında bir sıcaklığa ihtiyaç duymaktadır. Şayet ekimden hemen sonra, yani 8-12 dereceyi sağladığı, toprakta yeterli miktarda nem de var, sulamayla veya yağış ile bunu karşıladık ve tohumumuzda yeterli çimlenme özelliklerine sahip. Dolayısıyla çimlenmeden sonra şayet sıcaklıklar 15 derecenin altında seyreder ise Mısır'ın ilk baştaki ilk büyüme evresinde, yani erken gelişme dönemindeki büyümesi yavaş olacaktır. Dolayısıyla bu yavaşlık da ilerleyen dönemlerde verimde belli oranlarda düşüşlere yol açacaktır. Öte yandan Mısır'ın toprak isteklerine baktığımız zaman toprak seçiciliği çok fazla değil. Elbette toprak seçiciliğinin çok fazla olmaması, organik madde oranı yüksek, iyi tarla toprağında, iyi havalanmış, organik madde oranı yüksek olan, su tutma kapasitesi iyi olan topraklarda elbette çok daha iyi bir gelişim gösterecektir. Ancak toprak seçiciliği çok fazla değildir. Burada asıl olan, önemli olan özellikle organik maddenin yüksek olması, dolayısıyla alınabilir besin maddelerinin başta fosfor, azot olmak üzere diğer besin maddelerinin de rahatlıkla alınabilecek düzeyde bir toprak yapısına sahip olması bizim için istenilen özelliklerden biridir. Tarla hazırlığı, değerli arkadaşlar, bir sıcak iklim bitkisi olduğu için Mısır'da eğer mısır ekimi için tarlayı boş bırakmış isek, yani bir nadas alanında ise toprağımız, ne yapıyoruz? Sonbaharda kulaklık ile çok derin olmamak koşuluyla 20 santim derinden sürüyoruz ve bahar ayına kadar öyle bırakıyoruz. Neden? Kışın düşecek olan yağıştan faydalanması için. İlkbaharda ise ekim yapmadan önce, ki ekimi ne zaman yapıyoruz? Bölge koşullarına, iklim koşullarına göre değişmekle birlikte bizim için en ideal zaman o bölgenin son don tarihidir. Son don tarihinden hemen sonra tarlaya girip ekimimizi yapmamız gerekiyor. Buradaki amaç ne? Hem don riskini azaltmış oluyoruz. Çok da fazla geç kalmamış oluyoruz. Çünkü çok geç kaldığımız zaman da ilkbahar yağışlarından yeteri kadar faydalanamayabiliriz. Dolayısıyla son don tarihinden sonra ekim yapacağımız için ekimden önce tarlayı yüzlek işleyen bir alet ile, yani çok fazla derinden işlemeyeceğiz, kazayağı gibi olabilir, böyle bir alet ile toprağı düzlüyoruz, karıştırıyoruz. Eğer
taban gübre uygulanacaksa ki mutlak surette uygulanması gerekiyor. Onu da uyguluyoruz. Daha sonra yine tarlamıza yabancı ot ilacı kullanılacaksa yabancı ot ilacı kullanıyoruz. Sonrasında ise ekime hazır hale gelmiş oluyor. Yok eğer sonbaharda tarlayı sürmedi isek, o şekilde bıraktıysak. Bu tür durumda da değerli arkadaşlar, ilkbaharda yine erken dönemde toprağı pulluk gibi derin işleyen bir aletle değil de daha yüzlek işleyen, toprağı yırtarak işleyen, çizel gibi, kazayağı gibi aletlerle ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Sürümümüzü gerçekleştirip toprağı hazırlıyoruz. Peki sonbaharda tarla boş iken, kulaklı pulluk ile sürmüş iken neden ilkbaharda sürmüyoruz? Şundan dolayı ilkbahar artık tarlada toprağımızı eğer ilkbahar döneminde derin sürüm yapar ise tarladaki nem düzeyi düşmüş olur. Bizim istemediğimiz de bir durum söz konusu olur. O nedenle yüzlek işleyen aletler ile toprağı işleyip 15-20 santimden işleyip tarlayı ekime hazır hale getirmiş olacağız. Mısır bildiğiniz üzere hem ana ürün olarak ekilmekte hem de yağışın yeterli olduğu ya da sulama imkanının olduğu ve vejetasyonun izin verdiği pek çok bölgede ikinci ürün olarak yetiştirilmektedir. Değerli arkadaşlar, ana ürün olarak mısır ekecek isek aşağı yukarı ayçiçeği tarımına benzer bir şekilde ne yapıyoruz? Eğer tav toprakta yeterli ise, yine burada altını tekrardan çizmek istiyorum, son don tarihinden hemen sonra. Örneğin Çukurova bölgesi için uzun yıllar ortalaması son don tarihi 28 Şubat'tır. Bu ne demektir? Mart'ın 1'inden itibaren Çukurova bölgesinde mısır ekimi yapılabilir. Dolayısıyla ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Sürümümüzü yaptık. Ana ürün mısır için her şey hazır. Bekliyor. Toprağı kültivatör gibi, kazayağı gibi, çizel gibi aletlerle 10-15 santimden işliyoruz. Daha sonrasında da yeterli nemin mutlak surette bulunması gerekiyor. Toprak tavda iken değerli arkadaşlar mutlaka ve mutlaka ekime hazır hale getirip pnömatik mibzer dediğimiz havalı mibzer ile ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki ekimi gerçekleştirirken nelere dikkat edeceğimizi biraz sonra değineceğiz. İkinci ürün mısır tarımında, yani ana ürün olarak değil de ikinci ürün olarak ekecek isek, yani bir ana ürünümüz var tarlada ki genellikle bu ağırlıklı olarak ülkemiz şartlarına baktığımız zaman tahıl oluyor, buğday ağırlıklı olarak oluyor. Eğer ikinci ürün tarımı yapacak isek ne yapıyoruz? Hemen buğday hasadından hemen sonra tarladaki sapları, yani saman dediğimiz ve benzeri sapları uzaklaştırıp tarlamızı suluyoruz. Toprak tava geldikten sonra tarlayı diskaro veya tırmık ile çekiyoruz. Yabancı ot sorunu var ise ona göre belki bir goble disk çekiyoruz. Her iki yönden sürüyoruz ve sürdükten sonra da değerli arkadaşlar mümkün mertebe en kısa tarihte ikinci ürün ekimimizi yapıyoruz. Bu tabii ki bizim için ideal olan, bizim arzu ettiğimiz bir ekim yöntemi. Yani daha doğrusu ikinci ürün olarak tarlanın hazırlanma yöntemi. Bu bizim arzu ettiğimiz, talep ettiğimiz bir şey. Bir diğer yöntem ne olabilir? Eğer doğrudan anıza ekim yapan makina var ise direkt anıza ekim yapıyoruz. Ülkemizde genele baktığımız zaman bu iş böyle mi işliyor? Ne yazık ki üzülerek ifade etmek gerekir ise bu böyle işlemiyor. Neden? Çünkü üretici buğdayı hasat ettikten hemen sonra ikinci ürün mısırını ya da ana ürün ne varsa hemen ikinci ürün mısırı anında ekmek istiyor. Bunun için de maalesef yine üzülerek ifade etmek gerekiyor. Ne yapıyor? Anız yakılıyor. Yani tarlayı sulayıp, suladıktan sonra toprak tava gelip, tekrardan toprağı işleyip, işledikten sonra bir mısır ekimi yapmak yerine maalesef işin kolay tarafına kaçıp anız yakılıyor. Her ne kadar yasak olsa da, yasak olmasına rağmen
bu yöntem çok sıklıkla kullanılmaktadır. Tabii ki sadece yasak olması da değil, anız yakmanın zararlarının hem toprağa hem çevreye olan etkilerini hepimiz biliyoruz. Genellikle bu yöntem tercih ediliyor. Ancak biz biraz önce söylediğim gibi ya hasattan sonra toprağı sulayıp tava getirip işleyeceğiz ya da doğrudan anıza ekim yapan makinalarla mısır ekimimizi gerçekleştireceğiz. İşte az önce ne demiştim? Eğer toprakta mısır var ise, yani önceki bir yıl diyelim ki mısır ekildi, kışında herhangi bir ürün ekilmedi. Böyle bir durumda mısır anızını gördüğümüz gibi diskle, boble disk dediğimiz diskle parçalayıp ne yapıyoruz? Toprağa, diskaro dediğimiz aleti, toprağa anız artıklarını karıştırıyoruz. Bu işte bizim buğdaydan sonra istediğimiz de bu, tahıldan sonra istediğimiz de bu. Toprağı sulayıp daha sonra karıştırmak, az önce ancak dediğim gibi genellikle anız yakma yöntemi tercih ediliyor. Eğer ikinci ürün ekilecek ise, çünkü vejetasyon süresini kaçırmak istemiyor üretici. Oradaki 10-15 günlük sürenin bir an önce başlamasını arzu ediyor. Yine kullanılan yaylı kültivatör, şurada gördüğümüz üzere az önce ne demiştim? Daha yüzlük işliyor. Yani 15-20 santimden işliyor. Veya döner pulluk ile çok fazla derinden işlemiyoruz. Çünkü ilkbahar dönemindeyiz. İlkbahar döneminde olduğumuz için topraktaki nemin mümkün mertebe kalması bizim istediğimiz en önemli hususlardan bir tanesi. Burada da diskli pullukla işleme var ki bunu eğer sonbaharda işleyip tarlayı nadasa bırakıp, yani bir su biriktirmesi ve benzeri söz konusu ise bu tür durumlarda kullanıyoruz. Aklımızdan çıkarmamız gereken en önemli şey şu: İkinci üründe veya ilkbaharda ana ürün olarak mısır ekeceksek toprağı 40-50 santimden işleyen bu tür pulluk ile, diskli pulluk dediğimiz pulluk ile mutlaka işlemememiz gerektiğidir. Çünkü tarla tamamen alt üst oluyor gördüğünüz üzere ve tarla topraktaki nem açık hava ile birlikte topraktan uzaklaştırılıyor. Peki mısır tarlayı hazır ettik. Hazır ettikten sonra tohum ekimi yapacağız. Tohumda neyi seçeceğiz? Uzun yıllar öncesine kadar genellikle açıkta döllenen, düşük verimli köy çeşitleri dediğimiz, bir diğer ifadeyle yerel mısır çeşitlerini kullanıyorduk. Ancak F1 dediğimiz hibrit mısır teknolojisi ile artık hemen hemen mısır eken herkes bu hibrit mısırları, hibrit çeşitleri kullanmaktadır. Dolayısıyla çok uzun yıllardır da ciddi bir artış söz konusudur. Bu anlamda neredeyse herkes hibrit mısır ekimi gerçekleştirmektedir. Hibrit mısırlar tekli, ikili, üçlü veya dörtlü melez olabiliyor. Ancak ülkemizde piyasada en yaygın olanlar şu anda tekli, melez, hibrit mısır çeşitleridir. İkimizi yapacağız. Peki karar verdik. İster ana ürün olsun, ister ikinci ürün olsun. Biz mısır ekmeye karar verdik. Mısır yetiştirmeye karar verdik. O zaman ne yapacağız? Tohum seçeceğim. Peki seçeceğim tohumu neye göre seçeceğim? Değerli arkadaşlar, mutlak surette sertifikalı yeni tohumların kullanılması gerekiyor. Zaten daha önceki yıllarda ve derslerde değindiğimiz üzere Tarım Bakanlığı'nın 2018 yılında hayata geçirdiği tarımsal desteklemelerde sertifikalı tohum kullanma zorunluluğu halen devam ediyor. Bir diğer ifadeyle, şayet siz sertifikalı tohum kullanmaz iseniz herhangi bir şekilde tarımsal desteklerden, yani çiftçi kayıt sistemine bağlı olan desteklerden faydalanıyorsunuz. O nedenle mutlaka bizim sertifikalı tohum kullanmamız lazım. Tabii ki sertifikalı tohumu kullanmamızın nedeni destek alabilmek için değil. Sertifikalı tohumun biliyorsunuz neden önemli olduğunu. Bununla birlikte sonra ne yapıyoruz? Tohumlukların temiz olması, çimlenme oranı ve çıkış gücünün yüksek olması. Zaten sertifikalı tohum aldı ise üzerinde çimlenme oranlarının yüksek olduğuna dair, hangi yılın hangi ürünü olduğuna dair bütün o tohumun kimliği o sertifikanın üzerinde yazmaktadır. Dolayısıyla bizim temiz, çimlenme oranı ve çıkış gücü yüksek tohum kullanmamız gerekiyor.
Onun dışında Mısır'da bazı hastalıklar var, bazı zararlılar var. Şayet bölgemizde bu hastalık ve zararlılar yaygın ise ne yapıyoruz? Diyoruz ki hastalığa veya zararlıya Mısır, sap kurdu, koçan kurdu, sürme, rastık hastalıkları gibi hastalıklar da söz konusu olabilir. Bunlara karşı tanıklı tohum seçiyoruz. Önceliğimiz o oluyor. Diyoruz ki bizde sürme hastalığı çok sık görülüyor. Dolayısıyla ben sürmeye dayanıklı mısır çeşidi kullanmam lazım. Buna da mutlaka dikkat ediyoruz. Bunun dışında yine tohumların, yani kullanacağımız tohumların hastalık ve zararlara karşı tohum ilaçlaması yapılması gerekiyor ki zaten sertifikalı tohum aldıysak tohum ilaçlaması yapılmış oluyor. Mısır tohumunu şayet sertifikalı ise üzerinde pembemsi, kırmızımsı bir renk olduğunu, elinizi değdiğiniz zaman da elinize böyle bir şey bulaştığını görürüz ki işte bu tohum ilaçlaması yapılmış bir mısır demektir. Son olarak da bölgeye uygun hibrit mısır çeşit belki de en önemlilerden bir tanesi. Biraz önce ne dedik dersimizin başında? Antarktika hariç deniz seviyesinden 4000 metre yüksekliğe kadar çok geniş bir alanda mısır tarımı yapılmaktadır. Dolayısıyla bu ne demektir? Her bölgeye, her iklime, her toprak yapısına uygun mısır çeşitleri vardır. Özellikle burada iklim koşulları son derece önemlidir. Bu nedenle o bölgede uygun hibrit mısır çeşitleri hangisi onu seçmemiz lazım. Bunun yöntemi nedir? Yapılmış bilimsel çalışmalar vardır. Onlara bakabilirsiniz. Bölgede yapılmış, denenmiş. Acaba hangi çeşit ne kadar yüksek verim veriyor? Hangi çeşit daha kaliteli gibi çalışmalar yapılabilir. Veya siz kendiniz deneyebilirsiniz. 3-4 tane, 5 tane diyelim ki özel sektöründe girmesiyle beraber bu işe 80'li yıllardan sonra çok sayıda firma, herkes kendi ürünü söylüyor. Bu kısımda belki net karar veremiyor iseniz, bölgeye uygun çeşitle alakalı ve herhangi bir bilgiye ulaşamadıysanız, ekim yapacağınız alanda belli bir mısır çeşidini seçmek yerine o yıl bir miktar denersiniz. Denedikten sonra gözlem yaparsınız ve daha sonra kendiniz karar verebilirsiniz. En yüksek, verimli ve en kaliteli mısır tohumu acaba o bölge için. Tabii ki hastalık zararlı ve diğer kısımlarda, yabancı ota dayanımlarda son derece önemli arz ediyor. Şimdi sertifikalı tohum aldığımız zaman zaten çimlenme oranı %90'ın üzerindedir. Ancak yine de siz belki bir test yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Test yapma ihtiyacı duyarsanız ki bunu öneririm bir şekilde. 100'er adet tohumu 4 tekrar ile yani 100 tohumu 4 tekrar, 400 adet tohumu ekip çimlenme yüzdesine hatta belki de biraz da üzerine birkaç parça çimlendirme testlerindeki yapıldığı gibi böyle birkaç çakıl ve benzeri bir şeyler koyup çimlenme gücünü de test edecek şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. Ama en şeyi dediğim gibi zaten sertifikalı tohum kullanıyorsanız bunların oranları mutlaka ve mutlaka yüksek düzeylerdedir. Aksi takdirde sertifika alamazlar. Peki hepsini yaptık. Uygun tohum çeşidimizi de seçtik. Dedik ki evet benim bölgem için X çeşidi en uygun çeşit. Ben araştırdım, baktım en yüksek verimi bundan elde ediyoruz dedik. Sonra ne yapacağız? Sonra ekim aşamasına gideceğiz. Ekime geçtiğimizde değerli arkadaşlar mümkün olduğunca tavlı toprağa yani toprakta belli bir miktar nemin olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Dekara tane mısır üretiminde 7000 ila 9000 adet tohum gelmektedir. Bu ne demektir? Bu sıra arası biraz sonra size hangi sıra arasında ve hangi sıra üzerinde ektiğinizde dekara kaç adet tohum geleceğini çizelgeyle göstereceğim. Dekara 7000 ila 9000 adet arasında tohum gelecek şekilde. Bu da 65-70 santim sıra arası. Sıra üzeri de 16 santimden başlayıp 22 santime kadar gidiyor. Ki ülkemizdeki o pneumatik mibzerler, havalı mibzerler ve genellikle ekim dev sıra aralığı sadece ülkemizde de dünya pek çok yerinde öyledir. 70 santim civarındadır. Dolayısıyla 70 santim sıra arası sıra üzeri de 16 santimden 22 santime. İşte burada çeşit devreye giriyor. Sizin
tarlanızın verimlilik düzeyi devreye giriyor. Dolayısıyla 70'e 16 olabilir, 18 olabilir, 20 olabilir. Bu sıra aralıklarında 22 santime kadar çıkabilir. Bu sıra aralıklarında ekimimizi gerçekleştiririz. Derinliği en fazla 5 ila 9 santim civarında. Neden? Çünkü toprakta kavun yeteri kadar uygun olması gerekiyor. Az önce de söyledim. Mümkünse pneumatik mibzer dediğimiz, yani havalı mibzer ile ekim yapmak son derece önemlidir. Neden? Çünkü havalı mibzerler, diyelim ki 70'e 18 santim ekim yapacağız. Sıra arası da sıra üzerinde her 18 santimde bir tohumu bıraka bıraka gider. Yani size herhangi bir şekilde sıra arası ve sıra üzeri mesafede bir sıkıntı yaşamanıza neden olmaz. Bir diğer de işte birim alana atmanız gereken tohum adetini havalı mibzerler, pneumatik mibzerler bu işi görür. Tabii ki yoksa elimizde ne yapacağız? Mekanik mibzerler dediğimiz tahıl mibzerleri başta olmak üzere mibzerler var ama burada da tabii ki mutlaka onun ayarını yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde ideal tohum adedini birim alana düşüremeye biliriz. Şimdi bu tabii ki tane mısır yaygın olarak ekiliyor ancak eğer silajlık mısır ekecek isek, yani süt olum dönemi ile hamur olum dönemi arasında biçeceğimiz şekilde tamamen silaj yapacağımız bir yeşil iken yapacağımız bir ekim söz konusu ise burada sıra üzeri mesafe, sıra arası mesafe sabit kalmak şartıyla sıra üzeri mesafe biraz daha daralıyor. Bir diğer ifadeyle birim alana düşen tohum miktarı artıyor. 70'e 15, 16, 14 hatta bazı mısır çeşitlerinde 12-13 santim gibi sıra üzeri mesafeler söz konusu olabiliyor. Bu da birim alana atılacak tohum miktarının 7000 ila 9000 adet değil de 10.000, 11.000, 12.000 adede kadar çıkmasına neden oluyor. Tabii ki amacımız burada silajlık mısır olduğu için tane değil de daha çok yeşil aksam ve süt olum, hamur olum dönemi arasında biçileceğinden dolayı buradaki amaç daha çok yeşil aksam olduğundan ne yapıyoruz? Sıra arasını biraz daha, özür diliyorum, sıra üzerini birazcık daha az tutup birim alan şeyini artırıyoruz. Topraktaki nem seviyesi daha önce de hep söylemiştik. İdeal bir tarla toprağında en azından %25 oranında havalandırma olması lazım. Yine aynı şekilde toprak neminin de en az %20-25 düzeyinde olması gerekiyor demiştik. Burada da tohum ağırlığının %30'dan fazla olması. Yani topraktaki tarlanın yeterli olacak ki, havada yeterli olacak ki ne yapacak? Tohum suyu absorbe edecek, bünyesini aldıktan sonra da çimlenme ile ilgili tabii ki sıcaklık da uygun olduğunu düşünerek 8 ile 12 dereceyi düşünerek çimlenme ile ilgili süreci başlatmış olacak. Az önce de demiştim sertifikalı tohum alır iken eğer böyle pembemsi kırmızımsı bir renk ise bu demektir ki tohum ilaçlaması yapılmış. İşte burada aşağıdaki şu normal bir mısır hemen alttaki işte renk din farklı olmasının nedeni mısırın tohum ilaçlamasını yani hastalık ve zararlara karşı tohum ilaçlamasının yapıldığını göstermektedir. Evet. Nem son derece önemli. Buradaki nemden kastımız Evet, nemden kastımız arkadaşlar havadaki nem. Topraktaki nemin zaten mutlak surette mısır tohumunun suyu alıp şişip embriyodaki enzim faaliyetlerinin başlayıp nişastanın yani endospermin eriyip çimlenmenin gerçekleşip toprak üzerine çıkması için mutlak surette olmazsa olmaz şeylerden bir tanesidir. Havadaki nem de değerli arkadaşlar son derece önemlidir. Az önce demiştik ki ilk çıkıştan sonra 15 derecenin altına düşen sıcaklıklar mısırın gelişmesini yavaşlatır. Bu da ilerleyen dönemlerde mısır veriminin düşmesine neden olur demiştik. Dolayısıyla havadaki nemin de %20-25'in altına düşmesi aynı şekilde düşük nemden dolayı özellikle döllenme döneminde yani tepe püskülü sonra koçan püskülünün çıktığı dönemlerde nemin çok düşük olması durumunda verim azalır. Neden azalır? Çünkü aşırı sıcak, aşırı kurak, aşırı kuraktan kastımız nemin çok çok düşük olması. Aşırı sıcaktan kastımız 30-35 derecenin üzerindeki sıcaklıkların uzun süre devam etmesi gibi durumlarda
stomalar ne yapar? Kapanır. Yeteri kadar görev yapamaz. Yaprak solar, döllenme düşer. Bu da ne demektir? Bizim mısır verimimiz azalır demektir. Az önce ne demiştim? Ekim ve sıra arası mesafe ile sıra üzeri mesafe ayarlandığında birim alana kaç adet tohum düşeceği? Bu bizim için neden önemlidir? Çünkü genellikle hibrit mısırlar torba torba satılır ve bir torbada 50 bin adet civarında tohum vardır. Dolayısıyla biz varsayalım ki 10 dekarlık bir alana mısır ekimi yapacağız. Ve mısır ekiminde de 70 santim sıra arası, 20 santim de sıra üzeri kullanacağız. Bu ne demektir? Şayet biz 70'e 20 ekersek 7140 adet bir dekara tohum düşecek demektir. Dolayısıyla biz de 10 dekar ekecek isek biz de 71.000 adet tohum gerektir. Demektir. Bu anlamda da hesabımızı o şekilde yaparız. Yok eğer silajlık 70'e 14 ekeceğiz. O zaman ne demiştik az önce? Silajlık mısırda sıra üzeri mesafe azaldığı için birim alanına atılan tohum miktarı artmaktadır. Dolayısıyla varsayalım ki böyle bir şey yapacak isek değerli arkadaşlar. 70'e 14 ektiğimizi düşünelim. 10.000 adet tohum demektir. Birim alana 10.000 adet tohum ekilecek ise 10 dekara 100.000 adet demektir. Bir torbada 50.000 adet olduğunu düşünsek bize 2 torba mısır tohumu, bir mısır tohumu gerekecek demektir. Buradan bu şekilde bir hesabımızı yapmış oluyoruz. Son olarak da ekim derinliğine az önce bahsettiğimiz gibi 5-6 santim çok derine olmaması lazım. Hatta eğer toprağımız ağır bünyeli ise biraz daha yüzey, yok hafif bünyeli ise toprağımız biraz daha derine olabilir. 7-8 santim derine belki olabilir. Ancak mutlaka toprak tabla olması lazım. Ekim derinliğimizin de 5-6 santim civarında olması bizim için yeterli bir durumdur. Ekimden sonra toprağın tohumla tam olarak temasını sağlamak için merdane çekmek fayda sağlayacaktır. Özellikle eğer azaltılmış toprak işleme dediğimiz, yani pulluk da çok derinden değil de bir veya en fazla iki defa çizel gibi, kaz ayağı gibi yüzdek işleyen aletlerle ekime tarlayı hazırlamış isek bu tür durumlarda mutlaka merdane çekmek fayda sağlayacaktır. Çünkü merdane çekmek demek tohumun toprak ile temasını birazcık daha sağlıyoruz. Tohum toprak ile temas sağlayınca ne oluyor? Nemi birazcık daha iyi alıyor. Tabii ki bu hafif bünyeli topraklarda biraz daha dikkatle, yani daha doğrusu daha iyi yapılması gereken bir husustur. Ağır bünyeli topraklarda zaten traktörün bir ağırlığı var. Ekim esnasında ağırlık oluşuyor. Dolayısıyla ağır bünyeli topraklarda buna biraz daha dikkat etmemiz lazım. Aşırı sıkışmaya neden olabilir. Tohum çıkıştan sonra kökler sıkışabilir ve havasız kalarak gelişmesi zayıf olabilir. Bakın burada aşağı yukarı 1 inç, yani 2,5 santime ekilmiş bir mısır tohumu, burada da 4 santime ekilmiş bir mısır tohumu var. Bakın 4 santime ekilen mısır bitkisinin çimlenmesi çıkışı biraz daha iyi olmuş. Burada da aynı şekilde 3,4 inç, yani 0,75 inç 1-2 santimden başlıyor. İşte 2,5-3 santim, 7-7,5 santim, burada da 10 santim derine kadar gidiyor. Bakın 10 santim, yani 3,5 inç aşağı yukarı 10 santim civarında falandır. 9-10 santim. Bakın 3,5 inç, yani 9-10 santime derine ektiğimiz zaman ne kadar zayıf çıkmış görüyor musunuz? Hemen böyle toprağın üzerine zar zor çıkmış. Bu 3,5 inç, yani 10 santim değil 12-13 santim olsa ne olacaktı? Toprağın üzerine çıkamayacaktı çimkını ve sarı kıvrım dediğimiz olay olacaktı. Yani toprak içerisinde tohum kıvrılacaktı ve toprak üzerine çıkamayacaktı. Şurada baktığımızda aşağı yukarı 5-6 santim demiştik ya, soil line dediği. Bakın işte 5-6 santim dediğimiz derinlik bizim için en ideal derinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte burada gördüğümüz üzere mısırın ülkemizdeki en yaygın, en yoğun ekilen yerlerden birisi Çukurova bölgesi. Adana'da bir mısır ekim yapılan bir tarla. 70 santim sıra arası,
Her bir şeyde tohumlar var. Sıra arası belli. Sıra üzeri mesafe ekim için artık kaç santim ayarlandıysa ne yapıyoruz? Ekim yapılıyor. Hemen arkasındaki şeyleri de görürseniz ekimden sonra da toprak kapatılıyor diyoruz. Evet, tahıllar dersimizin bu haftaki kısmının sonuna geldik. Sevgili Kevser, sevgili Emre ve sevgili Buğra, derse katılan sizleri görüyorum. Bu dersle alakalı sormak istediğiniz var mı? Hayır hocam. Yok hocam. Tamamdır arkadaşlar. Peki bir 10-15 dakika izin istiyorum yem bitkilerine başlamadan önce. Dinlenip daha sonra derse başlamayı düşünüyorum. Yem bitkileri dersimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Tamamdır.